Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Bültene bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Diyarbakır'daki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastanede bulunan tüm hastalar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki diğer hastanelere nakledildi. Hastanenin 4. katında yaklaşık 1 saat önce henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Personel hemen alarma geçip tahliye işlemi başlattı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Şu anda da ambulans görüntülerini geliyorsunuz. Hastaları nakletmek için oradalar. Hastanede bulunan tüm hastalar bölgeye sevk edilen onlarca ambulansla kentteki diğer hastanelere nakledildi. Yangın ve tahliye nedeniyle bütün personel çalışmalara katılmak üzere hastaneye çağrıldı. Sesi çıkmasın diye ağzını bantlayıp... Ağzı bağlı olduğu için tam ağlayamıyordu. 4 günlük bebeği çöpe attılar. Poşet içerisindeymiş. İstanbul'da akıllara durgunluk veren vicdansızlık. Çöp poşetinden ağlama sesi duyan mahalleli... Onu çöpe kim bıraktı? Az sonra Show Haber'de. Sınırda çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İdlib'deki terör hedeflerine top atışları yapıldı. Fırtına obüsleriyle yapılan o atışlar Özgür Suriye ordusunun İdlib'de hareket etmesi içindi. Türk askerinin desteklediği ÖSO İdlib'de ilerlerken sınır bölgesine çok sayıda zırhlı araç ve personel sevkiyatı da yapılıyor. Sınırdan içeri girecek olan Türk askerinin görevi ise bölgedeki çatışmasızlığı denetlemek. Amacımız çatışmaları tamamen önlemek. Özgür Suriye ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle İdlib'e girdi. Dün başlayan hareketlilik bugün de fırtına obüslerinin atışlarıyla devam etti. Obüsler İdlib'i vurdu. Ateş! Türk askeri İdlib'de ilerleyen ÖSO'ya destek amacıyla top atışı yaptı. 40 kilometre menzilli obüslerle 7 atış yapıldı önce. O atışlar ÖSO'nun ilerleyişini kolaylaştırmak içindi. Sağdaki durumu istihbaratımız ve askerlerimiz birlikte değerlendirecekler. Ona göre adımlar atılacak. Sınıra 45 kilometre uzaktaki o ilerleyişi ve operasyonu Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı da yakından takip etti. Özgür Suriye Ordusu terör örgütü El-Kaide bağlantılı Tahrir el-Şam'la Ahrarüşşam'ın kontrolünde olan bölgeye girdi. Hatay sınır bölgesine askeri personel ve zırhlı araç sevkiyatı da gün boyu devam etti. Demir yoluyla Hatay'a sevk edilen zırhlı araçlar takviye olarak Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılıyor. Obüslerin yanı sıra tanklar ve iş makineleri de sınırda konuşlandırıldı. Bölgeye Suriye tarafından gelebilecek roket ve havan saldırılarına karşı hava savunma sistemi de kuruldu. Astana'da gerçekleşen zirvede Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinde ve güvenlikli alanlarda kontrol ve gözlem noktaları oluşturması ve o noktalara asker yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı. İşte o karar doğrultusunda 500 askerin İdlib'e girdiği iddia edildi. Belli bölgelerde Rus, İran gözlemciler olacak. İdlib içinde de bizim gözlemciler olacak. Bu arada Pentagon'dan İdlib hamlesi için açıklama da geldi. NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarını koruması, terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin bölgede etkinliğini engelleme çabalarını destekliyoruz dedi Pentagon yetkilileri. AK Parti'nin Afyon'daki kampının son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib operasyonu üzerinden önemli mesajlar verdi ve kampın kapanışını yaptı. İdlib operasyonu gayet sakin bir şekilde devam ediyor diyen Erdoğan cephedeki Mehmetçik'le iletişim halinde olduklarını söyledi. Biz Suriye'ye gitmediğimizde Suriye bize geliyor diyerek operasyonun önemine dikkat çekti. Biz Suriye'ye gitmediğimizde Suriye bize geliyor. İdlib operasyonunun neden yapıldığını bu sözlerle özetledi. Operasyonun gidişatına dair bilgi de verdi. Herhangi bir sıkıntı olmadan Özgür Suriye ordusuyla beraber bizim de desteğimizle oradaki gayret sakin bir şekilde devam ediyor. Erdoğan AK Parti kampının kapanış konuşmasını yaptı. Cephedeki Mehmetçik'le sürekli irtibatta olduklarını söyledi. Terör koridoruna müsaade etmeyiz dedi. En doğudan Akdeniz'e
oluşturulmak istenen bir terör koridorunu biz bozmak mecburiyetindeyiz. Buna müsaade edemeyiz. İdlib operasyonunun önemini Kobani örneği vererek açıkladı. Eğer biz buna müsaade edersek yeni bir Kobani yaşarız. Kusura bakmasınlar. Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız. Türkiye'nin Irak ve Suriye kaynaklı köşeye sıkıştırılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Bize dostluk gösterene yüreğimizde, kollarımızda sonuna kadar açıktır. Bize husumet besleyenlere sözümüz ise bir gece ansızın gelebiliriz. Türkiye'den kaçan teröristler üzerinden Batı'ya da yüklendi. Bizden tabii birilerini istemeye kalkıyorlar. Kusura bakmayın. Bizden istediklerinizi alabilmeniz için önce istediklerimizi de bize verin. AK Parti teşkilatlarına bir uyarıda da bulundu Erdoğan. Belediye seçimlerini işaret etti. Cumhurbaşkanlığı seçimi için belediye seçimlerinden güçlü çıkmalıyız dedi. Milletvekilliği seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri arasında da fark oluşmaması lazım. Aksi takdirde mecliste sıkıntıya düşeriz. PKK'lı teröristler Diyarbakır Silvan'da operasyon yürüten güvenlik güçlerine saldırdı. El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki güvenlik korucusu şehit oldu. Bir korucuysa ağır yaralandı. İhsan Gür ve Cevat Bilgi'yi şehit eden teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Benimle niye uğraştınız ki? Eşinin anne ve babasını katletti. Şeytan oydu. Allah'ım mahvetmeni. Cep telefonuyla canlı yayın yaptı. Dünyamı yıktılar. Ben ne yaptım onlara? Geceyi kana bulayan damat. Bir insan çocuğunu döver mi ya? O yayında ne dedi? Az sonra Şov Haber'de. Ne olur ya Rabbim belasını. MHP lideri Bahçeli, Kerkük ve Musul için dile getirdiği plaka çıkışına gelen eleştirilere sert tepki gösterdi ve herhalde 84'ü söyleseydik bunlar çılgına dönecekti dedi. Bahçeli'nin Kerkük sevdalıları buluşmasında bir kez daha 5000 ülkücü hazır sözleri içinse söz ağızdan çıktı bir kere dedi. 83 Musul dedik. 84'ü söyleseydik herhalde bunlar çılgına dönecek. PKK kamplarına tekrar soluklarını alacaklardı. Eleştirilere neden olan Musul Kerkük çıkışına böyle cevap verdi. Barzani aklını başına almazsa gereğini yaparız dedi. Ya Türkmeneli devletleşmeli ya da 82 Kerkük 83 Musul olmalı. Tarihin parantezi üstün bir mücadeleyle kapatılmalıdır. MHP lideri Kerkük sevdalıları buluşma toplantısındaydı. 5000 ülkücü hazır sözlerini hatırlattı. Herkes ayağını denk alsın dedi. Söz bir defa ağızdan çıkmıştır. Dediğimizi yapar, yaptığımızı dosta da düşmana da delilleriyle gösteririz. Bahçeli İdlib operasyonuna da değindi. Afrin'i işaret etti. Darısı Afrin'in başınadır ve bu da gerçekleşmelidir. Kerkük İdlib operasyonuyla Erdoğan ve hükümeti olan desteğini bir kez daha vurguladı. Aynı siperdeyiz. Aynı cephedeyiz. Aynı saptayız. Kuzey Irak'ta referandum yapan Barzani'ye haddini bildirmeliyiz dedi. Domuz derisinden poz, eski düşmandan dost olmayacağını aklımızdan çıkarmayacağız. 23 yaşındaki Özlem Gököz bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle eşini terk edip çocuğuyla birlikte babasının evine gitti. İkili arasındaki boşanma süreci devam ediyordu. Dün akşam saatlerinde tüfekle evi basan kocası kelimenin tam anlamıyla katliam yaptı. O evde 3 can alan saldırgan işlediği cinayetlerin ardından da sosyal medyada canlı yayın yaptı. Benimle niye uğraştınız ki? Ne yaptım ben buraya köye? Şeytan oydum. Allah'ım mahvet beni. Önce katliam, sonra da canlı yayın yaptı. Eşini, eşinin anne ve babasını öldürdükten sonra Allah beni affetsin dedi. Son kurşunu da kendisine sıktı. Benimle niye uğraştınız ki? Özlem Gököz, bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle inşaatlarda işçilik yapan eşi Sıddık Gököz'ü terk edip aynı köydeki ailesinin evine yerleşti. Giderken oğlunu da yanında götürdü. Bir insan çocuğunu döver mi ya? Çocuğunun kötü olmasını ister mi?
Genç kadının açtığı boşanma davası sürüyordu. Boşanmak isteyen eşinin oğlunu kendisine göstermediğini öne süren Sıddık Gököz, akşam saatlerinde Özçay ailesinin evini bastı. Evin bahçesinde karşılaştığı kayınvalidesi Zeynep Özçay'ı başından, eşi Özlem'i de göğsünden vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan, olayı fark edince kaçmaya çalışan kayınpederi İsmail Özçay'ı da sırtından vuran Sıddık Gököz, evde bulunan oğlunu da alıp çıktı. İçeriden çekmesinler. Katliamın ardından çocuğunu köydeki ailesinin yanına bırakan damat Sıddık Gököz, daha sonra köyün dışındaki Mera'ya gitti. Dünyamı yıktılar. Ben ne yaptım onlara? Köyü tepeden gören bir noktada cep telefonuyla canlı yayın yaptı. Benimle niye uğraştınız ki? Ne yaptım ben buraya, köye? Köye ne yaptım ben? Yaklaşık 5 dakika süren yayının ardından eşini, eşinin annesini ve babasını öldürdüğü tüfeği kendine doğrulttu, tetiğe bastı. Şeytan oydum. Allah'ım affet beni. Ne olur Allah. Ne olursun. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sıddık Gököz'ün cesedi otopsi yapılmak üzere çekerek devlet hastanesinin morguna, Özlem Gököz'le anne ve babasının cesetleri ise Aydıncık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sesi çıkmasın diye ağzını bantlayıp... Ağzı bağlı olduğu için tam ağlayamıyordu. 4 günlük bebeği çöpe attılar. Poşet içerisindeymiş. İstanbul'da akıllara durgunluk veren vicdansızlık. Çöp poşetinden ağlama sesi duyan mahalleli... Onu çöpe kim bıraktı? Az sonra Şov Haber'de. Almanya'da 4 Türk gencinin içinde olduğu araç çekiciyle çarpıştı. Sonuç facia oldu. İkisi genç kız, 3 Türk genci o kazada can verdi. Biri de hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Kara haber bu kez çok uzaklardan, Almanya'dan geldi. 4 Türk gencinin de içinde bulunduğu araç kaza yaptı. İkisi kadın, 3 genç hayatından oldu. 18 yaşındaki genç kız da hastanede yaşam savaşı veriyor. Yürekleri yakan kaza Hessen eyaletinin Butbach kentinde meydana geldi. Gece geç saatlerde ikisi kuzen, 4 Türk genci seyir halindeydi. Nedeni şimdilik bilinmiyor. 23 yaşındaki Paula Yalman'ın kullandığı otomobil bir anda kontrolden çıktı. Karşı yönden gelen çekiciyle çarpıştı. Hurda'ya dönen otomobilin görüntüsü bile kazanın ne kadar korkunç olduğunu ortaya koymaya yetti. Türk gençleri dakikalar süren uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Ancak ikisi kadın, 3 genç için yapabilecek bir şey kalmamıştı. Kuzenler Atay Samandağlı, 23 yaşındaki Paula Yalman ve yanında oturan 20 yaşındaki Julia Kabaca ve arka koltuktaki 20 yaşındaki Kayserili Kazım Cihan olay yerinde can verdi. Arka koltukta oturan ve kimliği açıklanmayan 18 yaşındaki genç kız ağır yaralıydı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Halen yaşam savaşı veriyor. Çekicinin 34 yaşındaki şoförü ise kazayı hafif yaralarla atlattı. Türk gençlerinin kaza yaptığı yer ölüm kavşağı olarak biliniyor. Soruşturma açan Alman savcılığı kazaya karışan araçları emniyet altına aldı. Detayların ortaya çıkarılması için bir uzman görevlendirildi. Bugüne kadar sizlere defalarca vicdansızlar tarafından bir kenara atılan bebeklerin haberini aktardık. Ancak böylesi görülmedi. Çünkü bu kez o vicdansızlar 4 günlük bebeği sesini kimse duymasın diye ağzını bağlayarak çöpe attı. O miniyi tesadüfen bulanların o manzara karşısında kanı dondu. Poşet içerisindeymiş. Vallahi feci bir şey yani. Bilmiyorum nasıl bir vicdandır, yazık günah. Kimsenin aklı almadı ama yaptılar. O gülen gözlerini dünyaya açalı daha 4 gün olmuştu. Vicdansızlar onu bir çöp gibi poşete koyup attı. Ağladığını duyan olmasın diye de ağzını da bağladı. Ama dünyalar tatlısı bebek bütün badireleri atlatıp
hayatta kalmayı başardı. Komşumuz bebek sesi duymuş. Geriye dönmüş bakmış, hani yanlış mı duydum kedi sesi falan mı diye. Gelmişler bakmışlar bebek. Olay Küçükçekmece'de akşam saatlerinde işte tam da bu noktada meydana geldi. İddiaya göre çöp konteynerinin yanındaki bir siyah çöp poşetinden ağlama sesi duyan mahalleli poşetin içini açtığında neye uğradığını şaşırdı. Çünkü o poşetin içinden henüz 4 günlük bir erkek bebek çıktı. Baktık ses şeyden geliyor. Çöpün yanına geliyor. Bir siyah poşette öyle. Tam buraya bırakıldı. Kim bıraktı bilmiyoruz ama o gün cuma pazarı vardı. Yani bizim mahalleden değil yani. Mahalleli çöp poşetini açınca gözlerine inanamadı. Hemen polisi aradı. İddiaya göre 4 günlük talihsiz bebek poşetin içinde incecik bir battaniyeye sarılmıştı ve bu da yetmezmiş gibi sesi duyulmasın diye bebeğin ağzını da bağlamışlardı. Boğulmaktan son anda kurtarılan bebeğe ilk müdahaleyi ise mahalleli yaptı. Ben pazardaydım, geldim. Poşetin ağzını açık bırakmışlar. Mırıldanıyormuş yani, canlıymış çocuk. Homurtu gibi bir ses çıkardı. Ağzı bağlı olduğu için tam ağlayamıyordu. Ağzındaki kumaş parçası çıkarıldı. Ekipler yetişene kadar da minik bebek hemen yakındaki berber dükkanında koruma altına alındı. Hastaneye kaldırılan minik bebeğe Sağlık Bakanlığı sahip çıktı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebek hayati tehlikeyi atlattı. Erkek bebeğe vereceği ismi düşünen sağlık personeli onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. 3880 gram ağırlığında erkek bebekti. Sağlığına kavuşturarak taburcu etmeyi planlıyoruz. Ekipler şimdi o çöp konteynerine giden tüm güzergahlardaki kamera kayıtlarını inceliyor. Bakmaya kıyamayacak kadar güzel bu yavruyu kimin ölüme terk ettiğini bulmaya çalışıyor. Kuyu değil, sanki koyun madeni. Ya bunlar nasıl giriyor? Benim aklım ermiyor. İtfaiye erleri saatlerce uğraştı. Tamam. Bitti mi? Kuyunun içindeki koyunları dışarı çıkardı. Onlarca hayvan oraya nasıl girdi? Az sonra Şov Haber'de. İstanbul'u vuran sağanaktan önce daha bir damla bile düşmeden Kartal'ı sel bastı. Nedeni ise yağmur yüklü bulutlar değil, dikkatsizlikti. Cadde nehre döndü. Giriş katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı. Neredeyse yollardaki araçlar sürüklenecekti. Günlük güneşlik havada İstanbul'un göbeğini sel aldı. Burası İstanbul Kartal. Aman Allah'ım. Mahallenin afet yerine dönmesinin nedeni ise doğanın öfkesi değil, kepçe operatörünün dikkatsizliği. Her taraf göl içinde, sanki selin altında kalmış gibi. Şov Haber WhatsApp ihbar hattına gönderilen bu anların nedeni iddiaya göre bir inşaat çalışması. Dozer operatörü kepçeyi gerekenden daha derine daldırınca ana su borusu hattını patlattı. Büyük bir tazyikle tonlarca su bir anda gökyüzüne yükseldi. Caddenin ortasından adeta şelale fışkırdı. İhmaller serisi sadece borunun patlamasıyla sınırlı kalmadı. İddiaya göre yetkililer de müdahale etmekte gecikti. Saatlerce boşa akan tonlarca su mahalleyi sel yerine çevirdi. İlk şok atlatan mahalleli su seviyesinin her saniye yükselmesi üstüne iş başa düştü dedi, harekete geçti. Dükkanları su basmaması için ellerinden geleni yaptı. Neyse ki o anlarda korkulan olmadı. Ekipler ana hattın su akışını kesti. Yapay afet bir süre sonra sona erdi. Kırılan borunun değiştirilmesiyle birlikte de birkaç saat sonra kesilen su yeniden verildi. Mahallede hayat normale döndü. Alevler Safranbolu'da 150 yıllık iki katlı tarihi konağı kül etti. Ahşap yapıda hızla büyüyen yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. ...150 yıllık tarihi konak alev alev yandı. İki katlı yapı kullanılamaz hale geldi. Karanlığı aydınlatan alevleri fark eden çevre sakinleri hemen itfaiyeyi aradı. Ancak ahşap binadaki yangın kısa sürede tarihi konağın tamamını kapladı. Biz de oraya gidelim ya. Oradaki... Gitmeyin gitmeyin, üstünüze yıkılır, yıkılıyor zaten.
Safranbolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürüldüğünde 150 yıllık konak küle dönmüştü. Bütün müdahalelere rağmen maalesef yandı. Hem emniyet hem itfaiye birimi gerekli raporları oluşturacaklar. Yangında can kaybı yaşanmaması tek teselli. Tarihi konağın yok olmasına neden olan yangına dikkatsizlik mi neden oldu, yoksa elektrik kontağından mı çıktı sorusunun yanıtı inceleme tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. ...9 yaşındaki Ömer'in içinde bulunduğu araç takla attı. Ömer çok çok korktu ama kendi canından çok annesini düşündü. O anlarda akıttığı gözyaşları herkesin içini yaktı. Yakınlar mısınız? Kazadan çok annesini o halde görmenin şokundaydı. Elini sımsıkı tuttu. Bir an olsun başından ayrılmadı. Minik Ömer, anneciğim ne olur beni bırakma diyerek gözyaşı döktü. Yardıma koşanların yüreklerini sızlattı. Mahmut Aslan'ın kullandığı araçta 3 çocuk 8 yolcu vardı. Sürücü Mahmut Aslan bir anda kontrolü kaybetti. Bariyerleri aştı. Sulama kanalına çarptı, ardından da takla attı. Korkunç kazaya tanık olanlar hemen yardıma koştu. Bakın dağılın ortu. İlknur Cüren'in emniyet kemeri bağlı değildi. Yola fırladı. 9 yaşındaki oğlu Ömer kazayı hafif yaralı atlattı. Ancak annesini o halde görünce kendi acısını unuttu. Yakınlar mısınız? Anne İlknur Cüre ve 3'ü çocuk 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Neyse ki hiçbirinin durumu ağır değildi. Faciaya dönebilecek kaza bu görüntülerle çok ucuz atlatıldı. İki arkadaşıyla birlikte meslek lisesinden bilgisayar ve televizyon çalan hırsızı babası yakalattı. Oğlunun bir gece eve televizyon ve bilgisayarla geldiğini gören baba sorduğu sorulara tatmin edici yanıt alamayınca hemen polise gitti ve oğlunun hırsızlık yaptığını söyledi. Niye yakaladın? Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım ala yapmadıklarımdan. Bu hayatta unutulan değil, iz bırakan ol. Oğlu çaldıklarını eve getirdi. Babası onu ihbar edip yakalattı. Beni bir daha pislik yaparsa gene ben ihbar ederim. İki arkadaşıyla birlikte girdikleri okuldan 5 televizyon, 5 bilgisayar çalan 18 yaşındaki İsmail çalıntı malları eve getirdi. Oğlunun bir maddenin etkisinde olduğunu fark eden baba polise gidip onu ihbar etti. Dedim bu oğlunun dengesi yerinden derken eve bir şeyler getirdi yani gelin götürün. Ben hayatımda böyle sevmiyorum yani. Hırsızlık büro amirliği ekipleri babası tarafından ihbar edilen genci ve suç ortaklarını yakalayarak gözaltına aldı. Niye yakaladılar? Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım ala yapmadıklarımdan. Bu hayatta unutulan değil, iz bırakan ol. Emniyet müdürlüğündeki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bilginleri geleceğiz dayı. Çek baba çek. Yapamayanlar işitsin. Sizi niye gözaltına aldılar? Bizim mi? Sensör diye dayı. Sensör diye almışlar dayı. Kapamış. Kuyu değil, sanki koyun madeni. Ya bunlar nasıl giriyor? Ben okumuyorum. İtfaiye erleri saatlerce uğraştı. Tamam. Bitti mi? Kuyunun içindeki koyunları dışarı çıkardı. Ya Allah, merdiveni koyuyor. Onlarca hayvan oraya nasıl girdi? Az sonra Şov Haber'de. Ya bunlar nasıl giriyor? 15 yaşındaki Mehmet ablasının nişanında vuruldu. Ailesinin en mutlu günü kabusa döndü. Küçük çocuğun kanlar içinde kalmasının nedeni ise ancak saatler sonra çözülebildi. 15 yaşındaki Mehmet ablasının nişanında vuruldu. Ailenin en mutlu günü kabusa döndü. Polis Mehmet'i vuran silahı saatlerce derede aradı. Ancak o silah iddiaya göre arkadaşının evinden çıktı. Esrarengiz olayın gizemi ancak ertesi gün çözülebildi.
Burası Kocaeli Gölcük Saraylı Köyü. Talihsiz olay dün akşam bu köyde yaşandı. Arkamdaki ev Mehmet Dinçay'ın ailesiyle birlikte yaşadığı ev. Dün akşam burada ablasının nişan töreni vardı. Mehmet de o esnada köyün girişinde arkadaşlarıyla birlikteydi. Nişan törenini yarım bırakan kanlı olayın fitilini Mehmet'in düğün magandalarına özenmesi ateşledi. İddiaya göre akranı olan arkadaşı bir yakınlarından ruhsatsız silah temin etti. Ardından da nişan töreninde havaya ateş açtı. İddiaya göre Mehmet Dinçay arkadaşının elindeki silahı almaya çalışıyordu. O sırada yaşanan bir kargaşada silah bir anda ateş aldı ve silahtan çıkan mermi Mehmet Dinçay'ın karnına isabet etti. Silahı kullanıyor, daha sonra ben de kullanayım diyor, ben de ateş edeyim diyor. O vermek istemiyor, bu çekiyor. Zannedersek bu şekilde olay gerçekleşti. Kazara yani. Kazayla. Yanlışlıkla iki üç çocuk arasında silahlı oynama var herhalde. Kaza olmuş yani. Başka hiçbir bilinçli yapılan bir şey değil yani. Nişan töreninde davetlilerin elindeki tek silah Mehmet'i vuran değildi. Eğlencenin dozunu kaçıranlar defalarca havaya ateş etti. Zaten çevrede yerde bir sürü boş kovan görebiliyoruz. Burada var iki tane. Hemen arka tarafa gelelim. Bakın burada da var bir tane. Yine iki tane boş kovan var. Polis Mehmet'i vuran arkadaşını ve çocuğun eline silah veren adamı gözaltına aldı. Silahı ben kullanayım, ben kullanayım derken o arada silah patlıyor. Yeğenim vuruluyor işte. Silahı dereye attığını söyledi ama derede bulunmadı, evinden çıktı. Çıkmış daha doğrusu. Mehmet'in arkadaşının mı? Evet evet. 15 yaşındaki Mehmet Dinçay silahla yaralandıktan hemen sonra Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şu anda yoğun bakımda, ailesi onu öğle saatlerinde ilk kez gördü ve durumunun iyiye gittiğini öğrendi. Mehmet'i ölümle burun buruna getiren olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tek teselli 15 yaşındaki gencin hayati tehlikeyi atlatmış olması. Şu anda iyiye gidiyor, hamdolsun. Duaya ihtiyacımız var. Koyun sürüsünün peşine takılan köpek hayvanları korkuttu. Sürü köpeklerden kaçarken öndeki koyunlardan biri eski arıtma kuyusuna atladı. Arkadan gelenler de onu takip edince bir kuyunun içine 38 koyun ve bir koç düştü. Yok, bunlar nasıl giriyor? Tamam işte, bu tarafa çevir o. Kuyudan adeta koyun fışkırdı. İtfaiye erleri köpeklerden kaçarken kuyuya atlayan 37 koyun ve koçu bir saat süren çalışmanın ardından dışarı çıkardı. Köpekten kaçarken kuyuya atlayan koyunlardan biri telef oldu. Yaralanan hayvanlarsa el arabalarıyla taşındı. Çimento fabrikası yakınlarında otlayan sürüye köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçan 38 koyun ve koç fabrikanın eski arıtma kuyusuna düştü. Baktım hayvanlar kaçıyor. Köpekler içinde. Geldim ki burada eski şeye düşmüştü. Sürünün sahibi Mehmet Karababa itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kuyu adeta bir koyun madeni gibiydi. Ya bunlar nasıl giriyor? Benim aklım ermiyor. İtfaiye erleri 38 koyundan 37'sini kurtardı. Bir koyun kuyuda telef oldu. Bazı hayvanların ayaklarında kırık vardı. Çimento fabrikasının eski arıtma kuyusundan kurtarılan sürü sahibine teslim edildi. Otomobilden 3'ü yetişkin tam 6 yolcu indi. Hiçbirinin aklına kapıyı kapatmak gelmeyince hırsızlara da gün doğdu. Bak telefon aldı. Biri telefonla konuştu, anne çocukların derdine düştü. Sürücü de onlara güvenince otomobilin kapısı ardına kadar açık kaldı. Onların fark edemediğini bu üç genç fark etti. İçerideki telefonu kaptıkları gibi kayıplara karıştı. Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderilen inanılmaz unutkanlık Bağcılar'da meydana geldi. Bu otomobilden sürücüyle birlikte 6 kişi indi. Ön koltuktaki yolcunun kucağında bir çocuk, elinde de telefon vardı. Kendini dışarı attı ama arkasına bile bakmadı. Anne de çocukların derdindeydi. Kapıyı fark etmedi.
Sürücü aracı kilitlediğini sanıyordu ama ön kapının ardına kadar açık olduğunu o da fark edemedi. Bu görüntüden 46 dakika sonra bu üç genç kadraja girdi. Mavi montlu genç otomobilin yanında kimsenin olmadığını anlayınca geri döndü. Fırsatçı hırsız aracın içine göz attığında unutulan tek şeyin kapı olmadığını anladı. Saniyeler içinde aldığı telefonla kayıplara karıştı. Bak telefon aldılar, ilişkiler. Soyulduğunu anlayan sürücü kapıyı hırsızların açtığını sandı. Ta ki güvenlik kamerası kayıtlarına bakana kadar. Hırsızların aracın kendisini çalmadığına şükrederek bu görüntülerle birlikte karakolun yolunu tuttu. 3 katlı binanın çatısına yüzlerce kalas taşıması gereken işçiler kasları yerine kafalarını kullandı. Ortaya da hem güldüren hem de hayran bırakan bir sistem çıktı. İşçiler zamandan kazanmak için insan gücüyle çalışan mekanizma kurdu. 2 metreden uzun keresteleri saniye içinde çatıya böyle çıkardı. Hem gülümseten hem de hayretler içinde bırakan bu anlar Show Haber WhatsApp ihbar hattına Ankara'dan gönderildi. Yüzlerce kereste 3 katlı apartmanın çatısına çıkarılmayı bekliyordu. Tek tek taşınması saatler sürebilirdi. Tabii işçilerin bulduğu bu dahiyane yöntem olmasa. Çatı dahil olmak üzere her kata biri geçti, zeminden verilen kalas döne döne çatıya ulaştırıldı. İşçilerden birinin keresteyi düşürmesi halinde sistemin bozulması işten bile değildi. Ama kayıt sırasında neyse ki öyle bir kaza yaşanmadı. 5 işçi akıllara durgunluk verecek yöntem sayesinde saatlerce sürecek taşıma işini dakikalar içinde halletti. 5 ay önce bir kaza sonucu nişanlısı tarafından vurulan kadın polise bu kez alkollü bir sürücü çarptı. 29 yaşındaki Ceren Ekinci ilk kazadan ucuz kurtuldu ama bu kez durumu ağır. Benim silahını almış. 5 ay önce meslektaşı olan nişanlısı kazayla yüzünden vurdu. Ölümden dönen kadın polisin peşini talihsizlikler bırakmadı. Bu kez alkollü bir sürücü yaya geçidinde ona çarptı. İkinci kez ölümle burun buruna geldi. Ceren Ekinci 29 yaşında bir polis. Mayıs ayında nişanlısının kılıfından çıkartıp masanın üstüne koyduğu silah kazayla patladı ve mermi yüzünü sıyırdı. Evet, benim silahım şeydi, boştu, gittim oraya. Normal şey, kurşun değil mi? Kurşun. Ondan sonra sabah Ceren'in silahını almış. O gün ölümü kıl payı atlatan Ceren Ekinci bir süre dinlendikten sonra göreve geri döndü. Mesai bitiminde alışveriş merkezine doğru yürüyen genç kadına yaya geçidinde hızla gelen bir otomobil çarptı. Metrelerce savruldu kadın polis. Bu kez ağır yaralıydı. O hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı. Yasal sınırın neredeyse 3 katı alkol tespit edildi. Yaralı polis çok kan kaybetmişti. Meslektaşları hastaneye akın etti. Şimdi tüm sevenleri genç polisin ikinci kez ölümün pençesinden kurtulmasını ve tekrar sağlığına kavuşmasını bekliyor. Genç adam sigarayla benzin almaya geldi. Kendi sağlığı bir yana herkesin hayatını tehlikeye attı. Uyarıları aldırmayınca da öyle bir ders aldı ki dünyaya rezil oldu. Pompacı umarsız gence hayatının dersini verdi. Akaryakıt istasyonunda içtiği sigarayı yangın tüpüyle söndürdü. Oh olsun dedirten olay Bulgaristan'da meydana geldi. Benzin almak için gelen bu gencin elinde sigara vardı. Tüm uyarılara rağmen de söndürmemekte ısrar etti. Genç adam Nuh'la uslanmayınca pompacı gayet sakin bir şekilde geldi, yangın tüpünün mührünü açtı, hepsini genç adamın üstüne boşalttı. Umursamaz genç akıl almaz bir şekilde bu hareketi de umursamadı. Hiçbir tepki veremedi. Pompacının verdiği bu derse sosyal medyada yüz binlerce kez paylaşıldı. 15 dönümlük arazisinden topladığı kırmızı biberi kurutmak amacıyla tarlaya serdi. Ama sabah geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Çünkü hırsızlar tam 5 ton biberini çalmıştı. Kavun karpuzu da kesmiş yani.
İnşallah da boğazında kalır. Kurutmak için tarlaya serdiği 5 ton biberi çalındı. Hani ya iki araba gelmiş ya da iki sefer yapmışlar. 15 dönüm arazisinden topladığı kırmızı biberi kurutmak için tarlaya seren Ahmet Usluoğlu sabah geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Çünkü 5 ton biberi çalınmıştı. O da şimdi ne zaman çıkmış ya? Tüm emeği çalınan Usluoğlu'nun ihbarı üzerine jandarma ekipleri biber hırsızlarının bulunması için çalışma başlattı. Sırada akıl almaz bir kaza var. Karaman'da bir vinç üst geçide çarptı. Kopardığı beton bloklar arkadan gelen otomobili kağıt gibi ezdi. Ortalık savaş alanına döndü. Vinç yüksekliğini ayarlayamadı, üst geçide çarptı. Kaza kazayı getirdi. Beton blok arkadan gelen bir otomobilin üstüne yıkıldı. Mucizevi bir şekilde bu kazada kimse hayatını kaybetmedi. Facianın teğet geçtiği yer Karaman. Vinç operatörü üst geçitten sorunsuz geçeceğini düşündü. Son gaz yola devam etti. Ancak hesapladığı gibi olmadı. Üst geçidin yüksekliği 4 metre 60 santimdi. Ancak vinç çok daha yüksekti. Ortalığı savaş alanına çevirip yoluna devam etti. Arkasından gelen araçsa bir anda kendini üstüne yağan enkazın ortasında buldu. Otomobil kağıt gibi ezildi ama akıl almayacak şekilde sürücünün burnu bile kanamadı. Neyse ki o anlarda yenisi yapılana kadar kapatılmış olan üst geçitte de kimse yoktu. Olası bir facia teğet geçti. Cadde beton blokların ve otomobilin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Bir anda ne olduğunu bile anlamadı. Aracında beklerken vücuduna 7 kurşun isabet etti. Ölümden döndü ama hayatı tam anlamıyla karardı. Üstelik ne kendisine kimin saldırdığını ne de neden saldırdığını biliyor. İki gözümde görmüyor. Kolumda mermi var. 7 kurşun geldi. Mucize eseri ayaktayım. Kamyonetinde silahlı saldırıya uğradı. 7 kurşunla vuruldu. Saldırgan elini kolunu sallayarak kaçtı. Talihsiz genç mucize eseri sağ kaldı ama iki gözünü birden kaybetti. Buradan girdi bir tanesi. Bu taraftan çıktı. Bir tanesi de buraya saplanmıştı. Ondan sonra bir tanesi şakaktan girdi. Tam buradan mı girdi? Tam şuradan. Bu gözden girince iki gözü de parçaladı. Damarları daha doğrusu parçalamış. Şahin Mumci 30 yaşında ve nakli eşiyle uğraşıyor. 30 Nisan akşamı yine eşi almak için Beyoğlu'ndaki bu sokağa geldi. Eşi alacağı kişiyle telefonla konuştu ve onu burada bekledi. Tam o esnada silahlı saldırgan arkadan geldi. O sırada cam kapalıydı. Silahını çıkardı ve Şahin Mumci'ye peş peşe ateş etmeye başladı. Mermi kafama gelince gözlerime kan indi zaten. Kan indikten sonra zaten böyle geriye kendimi attım. 7 el ateş ederek kaçtı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Akciğer delinmişti. 2 kurşun buradan girmişti. Bir tanesi zaten kafama gelmişti. 4 tanesi kolumda. Bir tanesi hala kolumda duruyor. Şu anda yani mucize eseri ayaktayız. Şahin Mumci saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve bir ay boyunca tedavi gördü. 10 günde yoğun bakımda kaldı. Sonunda hayatta kalmayı başardı. Ancak yaşadığına çok sevinemedi. Çünkü doktorlar ona acı haberi verdi. İki gözünü kaybetmişti. Nasıl yaşayabilirsin ki? İki gözünü kaybetmiş bir insan. Yani iki çocuğun var. Evlisin. Ve kendi işini kendin yapamıyorsun. Hiçbir şeyini yapamıyorsun. Yani sonuçta bir organın yok. En iyi organın gözün yok. Bu canilik olmamalı. Bir park yüzünden bu eğer olduysa yani diyecek hiçbir şey yok. Talihsiz adamın iddiasına göre kimseyle bir husumeti yok. Kendisini vuranı da tanımıyor. Ancak yine iddiasına göre saldırı esnafla girdiği tartışmadan bir hafta sonra düzenlendi. Sadece bir ufak bir tartışma park yüzünden. Yani dükkanımın önüne bu arabayı koyma. Hepsi bu yani. Aracımı dükkanın önüne koyma. Bu hale gel. Gözlerini, gözünü kaybet.
organını kaybetti. Genç adamın iki gözünü kaybetmesine neden olan o saldırının üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Güvenlik kamera görüntülerinde o saldırgan net bir şekilde görünüyor. Ancak hala yakalanamadı. Hala yakalanmadı. Yani kimse bize bilgi vermiyor. Yani kime gideceğimizi, kime ne yapacağımızı bilmiyoruz. 7 kurşunla hayatı kararan talihsiz genç kurtulduğuna sevinemiyor bile. Tek dileği saldırganın yakalanması. Gözleri geri gelmeyecek olsa bile adaletin yerini bulmasını istiyor. Dolandırıcının hedefinde yaşlılar vardı. Hep aynı bahaneyi öne sürerek onlarca yaşlıyı dolandırdı. Öylesine ki il il dolaşıp aynı yöntemle birçok kişinin canını yakıyordu. En sonunda da yakayı ele verdi. Yaşlı adamın yanına oturdu, önce güvenini kazandı. Sonra da hayır işleyeceğim diyerek bütün parasını aldı. Şehirler arası dolandırıcı onlarca mağdurun canını yaktı. Bursa'da yakayı ele verdi. 53 yaşındaki dolandırıcı yaşlılara da danmıştı. Kurduğu tuzak hep aynıydı. Tıpkı İzmir'de olduğu gibi. Hayır işleyeceğim cemiyetim var. Bu parayı bozar mısın? Yalanıyla yaklaştığı yaşlıları kandırıp kaçıyordu. Son seferinde ise Bursa'da kameralara yakalandı. Kahvenin önündeki bu yaşlı adamın yanına oturdu. Önce sohbet açtı, ardından da koyulaştırdı. Yine aynı yalanı söyledi. Yaşlı adamın parasını aldı ama tek kurbanı bu adam değildi. 7 mağdurun canını yakıp 3550 lira topladı. Ekipler ihbarların çığ gibi artması üzerine harekete geçti. 50'ye yakın güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye seyretti. Sonunda da aradığı ipucunu buldu. Şehirler arası dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı. Yaşlılara dadanan o dolandırıcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayganlaşan yolda takla atan otomobil okul bahçesine uçtu. Kazayı görenler iyi ki hafta sonu oldu dedi. Çünkü o bahçe hafta içi öğrencilerle dolu oluyordu. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak okul bahçesine uçtu. Okulda öğrenci olmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı yapan 30 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Nuri Bozkurt, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminin de etkisiyle aracın kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarpan otomobil takla atmaya başladı. Yol kenarındaki demir korkuluğa ve tabelalara çarptıktan sonra ters şekilde okul bahçesine uçtu. Hafta sonu okulda öğrenci olmaması belki de bir facianın önüne geçti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Tunceli Devlet Hastanesi'nin bodrum katında başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yatalak hastaları tahliye edebilmek için hastane personeli hızlı hareket etmek zorundaydı. Kimi hemşerilerin kollarında, kimi de tekerlekli sandalyeyle çıkartıldı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi. Yangın hastanenin bodrum katındaki kantine ait depoda başladı. Kısa süre içinde tüm katları duman kapladı. Sen hastanede mi yatıyordun teyze? Hastanede yatırmışım. Korktunuz mu? Neyini korktu? Duman çıktı, biz dışarı çıkmışız. Hastane personeli öncelikle yaşlıları hemen bina dışına çıkardı. İhbarın ardından itfaiye ve AFAD ekipleri de hemen harekete geçti. Çıkın arkadan, çıkın. Yatarak tedavi gören yaklaşık 70 hasta, belediye ve emniyete ait otobüslerle ambulansların içinde bekletildi. Haber alır almaz 6 dakika içerisinde bizim itfaiye ekiplerimiz geldi. AFAD'ımız burada, başhekimimiz burada, emniyetimiz burada, tüm doktorlarımız burada. Dumandan olumsuz şekilde etkilenmesin diye yaklaşık 70 hastamız güvenli ortamda alındı. Acil kısmına ve emniyetimizin, belediyemizin otobüslerinde onları misafir ediyoruz. Hastanede paniğe neden olan yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Binayı kaplayan dumanın tahliye edilmesinin ardından tüm hastalar yataklarına geri döndü.
AK Parti Afyon kampında malum. İşte o kamp renkli görüntülere de sahne oldu. Bakanlar, milletvekilleri siyaset yorgunluğunu maç yaparak atmaya çalıştı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlarda penaltı tartışması da yaşandı. Buraya, buraya. Evet, bu işte. Rakip takımı yenebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Aslında rakip takım da kendi içlerindendi. AK Partili vekiller halı sahada kozlarını paylaştı. Sayın Bakanım! İdlib Operasyonu, Kuzey Irak Referandumu, 2019 seçimleri, Afyon'da kampın gündemi yoğun ama işte o yoğun ve stresli günün ardından milletvekilleri, bakanlar yeşil sahalarla buluştu ve günün stresini sporla atmaya çalıştı. Bakanlar, milletvekilleri Afyon'daki kampta yeşil sahaya çıktı, marifetlerini sergiledi. Araya, araya attırma. Dön, dön. Hah, böyle. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu top tekniği ve kondisyonuyla dikkat çekti. Hemen her pozisyonun içindeydi. Piyasaya mücadelede zaman zaman tansiyon da yükseldi. Penaltı tartışması dakikalarca sürdü. Aynı şey orada da yapıyorsunuz. Futbol maçı yapan, yeşil sahalarla buluşan bakanlar da, milletvekilleri de olsa futbol tartışmasız, kavgasız olmuyor. İşte yine bir tartışma çıktı maçta. Dört kişi içeri girdiniz. Yine doğru. Sen de çık abicim dışarı. Tamam, dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Çok çamur yaptığınız için ben altı yapmıyorum. Bravo. Sağda arkadaşlar benden daha stresliydi. Demek ki ben gün içinde attım stresimi. Nabız yükselince itirazlar başlıyor. Ama keyifli bir maç oldu. AK Parti kampında vekiller maçı 4-4 bitti. İki bakanın masa tenisi maçı da dikkatle ve yakından takip edildi. Önce öğrenci servisine çarptı, sonra park halindeki otomobile ve elektrik direğine. O sırada kaldırımda duran 3 genç ölümle burun buruna geldi. Şu direk olmasa da hayatımız gitmişti. O direk olmasa otomobilin altında kalacaklardı. Ölümden kıl payı kurtuluş anı kameralara işte böyle yansıdı. Hiçbir şey düşünemedik, donduk kaldık yani. Burası Tuzla. İki genç birazdan olacaklardan habersiz berberin önünde oturuyordu. Ticari araç kontrolden çıktı. Önce öğrenci servisine, sonra park halindeki otomobile vurdu. Elektrik direğine çarparak durdu. Minibüse vurdu. Oradan arkadaşın yanındaki esnaf arkadaşlar aracına vurdu. Oradan direkt kaldırıma çıktı. Kaldırımda oturan ve poşetlerle evine giden bu genç hayatının şokunu yaşadı. Direkt olmasaydı belki de bugün hayatta olmayacaktı. İkisi kaçtı. Biri dondu kaldı. Kaldırımdan çıktıktan sonra direkt olmasaydı bizi öldürmüştü. Biz de yanımızdaki esnaf arkadaşlar hepimiz toz olmuştuk. Üç genç faciayı kıl paya atlattı. Ölüme davetiye çıkartan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Bankadan yüklü miktarda para çeken adamı takip etti. Dakikalar içinde 157 bin liralık vurgun yaptı. Ama güvenlik kameralarına hesaba katmayınca çaldığı paraları harcayacak vakti de olmadı. İçeri müşteri gibi girdi ama hırsızın esas niyeti müşterileri izlemekti. Aradığı kurbanı çok geçmeden buldu. Yüklü miktarda para çeken adamın peşine takılıp soydu. Ama güvenlik kameralarını hesaba katmayınca yakayı da ele verdi. Bir vakıfta yönetici olarak çalışan bu adam tam 157 bin lira çekti. Gözetlendiğinden haberi yoktu. Peşindeki hırsız ondan önce çıktı. Aracında kurbanını beklemeye başladı. Çok beklemesi gerekmedi. Hiçbir şeyden haberi olmayan adam Büyükçekmece yan yoldaki bir mağazaya girdi, para dolu çantayı aracında bıraktı. Aradığı fırsatı yakalayan hırsız kullandığı çalıntı lüks araçla otomobilin yanına yaklaştı. Kimsenin dikkatini çekmediğinden emin olmak için çevresinde bir iki tur attı. İzlenmediğinden emin olunca camı kırdı. İçinde 157 bin lira olan çantayı kaptığı gibi kaçtı. Ama her hareketinin görüntülendiğini ruhu bile duymadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri bu görüntülerden yola çıktı. Hırsızın önce eşkalini, ardından da kimliğini belirledi. Eliyle koymuş gibi de buldu. Benzer olaylar nedeniyle çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen şüpheliyi evinde yakaladı. 157 bin lira çalan şüpheli paraları harcayamadan cezaevine gönderildi. Show Haber, WhatsApp ve Bip ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536-266-90-00 veya 90-02. Tekrar edelim. Show Haber, WhatsApp ve Bip ihbaratları 0536-266-90-00 veya 90-02 diyelim ve ara verelim.